Spor'un dalağına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben gördüğünüz gibi sörf kıyafetlerime giydim. Zira Serkan bizleri Los Angeles'a sörf şampiyonasına götüreceğine dair bazı sözler verdi. Değil mi Serkan? Daha çok safari kaçkını gibi duruyorsun Cenk'ciğim. Ama benim sörf kıyafetim bu yani. Yapacak bir şey yok diyorum. Surfboard'un üzerindeyken böyle takılırım affedersin. Bence Galata Köprüsü'nde balık tutan amcalar gibisin. İşte o senin yani bakış açına göre yani vizyonun bu kadar olduğu için Serkan anca onu bilebiliyorsun yani. Surf deyince Galata Köprüsü aklına geliyor diyorsun. Yazık işte çocuk bütün gün sınır atabiliyor. Sen Mozart'san ben Salieri'yim. Ne? Sardalya mı? Salieri. Bak. Yok ben de uydurdum bildiğimden değil. Nasılsın Serkan? Hoş geldin. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Söyleyemeyiz. Gizli bir kusura bakma. Sorduğun için teşekkür ediyoruz ama söyleyemeyiz anlamında teşekkür ettim. Seni iyi gördüm ama Cenk'i iyi görmedim. Kıskançsın. Cenk'i en son iyi gördüğün zamanı hatırlıyor musun? Hatırlayamıyorsun. Hatırlayamıyor çünkü negatif bir insan. Anlatamam. Anlatamazsın, yaşarsın. Evet. Neyse istersen bu mesaj dolu içerikleri bir yana bırakıp sporun dalağına başlayalım. Spor hala devam ediyor mu? Spor hala sene olmuş 2022, spor diye bir şey var mı spor hala? Spor yapanlar falan. Evet, sporu hala bitiremedik. Yani spor deyince aklımıza futbol geliyor, bitiremedik. Futbol deyince sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor. Hayır, bireysel sporlar da mesela ben her gün sabah sahilde insanların spor yaptığı, koştuklarını falan görüyorum. Yani insan niye koşar bir türlü anlamış değilim. Yani uçağı kaçırsanız bile koşmamanız lazım. Şöyle söyleyeyim, atletizm yıllarıma dayanarak bir insan koşar ki olur da bir yere gecikmesi durumunda antrenmanlı olsun ve de oraya gecikmesin. Çünkü nasıl koşulacağını bilsin. Atletizme başlarken size bunu mu öğrettiler? Yani bak bunu koşmayı iyi öğrenin sonra bir gün bir yere geç kalırsanız işinize gelir. Normal antrenmanların yanı sıra bir de şey kısmı vardı, işin teorisi. Yani peki neden şu an koşuyoruz? Sen unuttun mu? Çünkü çok fazla vakit geçti ya, koşmayı biliyor musun? Unuttun mu yoksa hatırlar mısın? Bir koşsan hatırlar mısın? Bisiklete binmek gibi yani sonuçta iki tane şey, birini önce atıyorsun sonra öbürünü atıyorsun ama ikisini aynı anda öbür türlü atayım falan diye takılıp düştüğümüz çok oldu tabii. İşin başlarında ama sonradan öğreniyorsun. Yürümekten farklı mı? Farklı. Farklı, çok çok farklı bir his gerçekten. Süper insan. Keşke ben de koşabilsem sevgili izleyiciler. İnsan metrodaki bu. Çok çirkin bir şey ama tehlike anında bir arkadaşının koştuğuna tanıklık etmem. Mesela dayak yemekten falan kaçarken, değil mi? Biz tehlike anında camı kırıyoruz. Bize öğretilen bu. Çünkü her yerde o yazar. Yani hiçbir yerde ben tehlike anında koşun yazmıyor. Tehlike anında camı kırınız yani. Sonuçta mesele budur. Ha ama dersen ki şampiyon anında koşun, işte orada hemen beni arayacaksın. Ben geleceğim, iki koşacağım, herkesi geçeceğim. Birinci olacağım, paralar bizde. Senin kaçıncılığın vardı Cenk'ciğim? Birinciliklerim, ikinciliklerim. Hepsinden ya. Ben hep birinciliğim olsun istemedim. 1, 2, 3, 4, 5. İstanbul dokuzunculuğu olarak hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Ya ben sekizinciliği bile hatırlamıyorum. Düşün. O size örnek verdiğim bir tane şampiyonadan bir şeydi. Yani Diğerlerinden birinciliklerim var. Niye bize dokuzunculuğu örnek verdin? Çünkü şunu anlatıyordum o sırada. Yani tabii yeni ilk katıldığım koşulardan biri olduğu için ben öncesinde iyi uyumak gerektiği falan filan bilmiyordum. Uyumadan yani bütün gece evde koşup biraz hazırlanayım yani koşuya dedim. Bir de tabii arkana baktığında hiç kimse olmadığını görmek iyi bir his olsa gerek diye düşünüyorum. Hayır değil. Hayır değil. Öndekiler için tehlike oldun yani. Tabii yani sonuçta bir arkadan Cenk kovalıyor sürekli. Düşünsene öndekilerin şeysini. Evet, ayrıca o 9. olduğum yarışta da bütün Kadıköy koşuyordu, affedersiniz. Teşekkür ederim. Bütün Kadıköy'ün koştuğu bir gün ilginç. Çünkü hani birileri koşuyor, dur biz de koşalım falan. Bulaşıcıdır koşu. Yani herhangi bir maratona rastlarsanız siz de koşarsınız. Çünkü bir dakika bir şey oluyor herhalde falan diye. Birileri bir yere bir şeyden kaçıyor. Evet. Evet. Neyse. Neyse şimdi Serkan bazı şeyleri hatırlayamayacak. Şimdi bazı fikstürleri sorsak bilemeyecek diye biz konuyu döndürüyoruz. Evet yani hani ne oldu, nasıl gidiyor ligler falan gibisinden sorularımız olabilir Serkancığım. Ligde 4. hafta geride kaldı. Beşiktaş lider şu anda. Beşiktaş çok iyi bir takım kurdu. Maç fazlası falan mı var 3-4 tane? Yok. Allah Allah, nasıl Beşiktaş, lider? Beşiktaşlar bu söylediğini içerleyecekler ama çok iyi taş gibi takımları var şu anda. Fenerbahçe biraz görece zayıf rakiplerini bol gol yenince çok havaya girdi oldu ve geçen hafta şampiyon ilan edenler oldu Fenerbahçe'yi. Bu hafta Konya'da yenilince de
bizden bu senede bir şey olmaz psikolojisi yeniden hasıl oldu. İşte bu şekilde hemen bir maçta demoralize olmamak lazım. Kaç kaç bitti maç? Konya maçı? 1-0. Konya mı yendi? 1-0. 1-0 Konya yendi. Çok da bir şey değilmiş yani. Bir golünü bir tane atamadılar mı yani? Atamamışlar işte. Çok kötü oynadı Fenerbahçe. Yani geçen seneki, pardon, geçen haftaki Fenerbahçe'den çok farklıydı. Morali bozuldu biraz Fenerbahçe'de. Yani bu şey mi? Konya Spor'un iyi olmasından kaynaklanan bir şey mi? Fenerbahçe'nin kötü olmasından kaynaklanan bir şey mi? Konya Spor zor bir takım. İyi bir takım. Ama Fenerbahçe ekstra kötüydü pazartesi günkü peki maçta. Peki bu stratejik olarak yapılamaz mı? Yani mesela şimdi önümüzdeki hafta Konya'yı yenilelim. Bir rakiplerin kafası karışsın. Ondan sonraki hafta 5 tane atmak üzere harekete geçelim gibisinden. Ben olsam böyle generalist stratejiler yaparım. Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada 13 gol attı. 7 puan topladı. Galatasaray 2 gol attı. 7 puan topladı. O yüzden... Boşuna attık o kadar golü diyorsun. Yani diyordur yani Fenerli'ler. Attığı gol başına 3,5 puan topluyor. Fenerbahçe ise 2 golde 1 puan topluyor gibi bir şey var. Ama yani, o seyir zevkini Galatasaray asla ve kat'a verememiş. Haklısın. Bunda gerçekten haklısın. Her zaman olduğu gibi yine saçma sapan bir yorum yapmaya çalıştın ama mantıklı konuştun. Ben ama her zaman mantıklı konuşuyorum ve hep haklıyım. İzlemesi daha zevkli bir takım Galatasaray'a göre. Peki Jesus ne diyor bu duruma? Yani Jesus bu duruma şöyle diyor. Olur böyle kazalar falan mı diyor? Ölmedi mi? Şimdi Jesus çok oyuncu değiştiriyor. Maç günü 11'i tahmin edilir ya takımın. Muhabirler, gazeteler hani o akşam maça çıkacak Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini verirler. Hiçbiri aynı 11'i veremedi. Çıkan 11 de bambaşkaydı. Yani Jesus diyor ki ben de iyi bir kadro var, geniş bir kadro var. Ben her maça başka adamlarla çıkarım diyor. Kimisi de diyor ki öyle yapma. Sen bir ideal 11 bul. Orada yorulanları çıkartır. Küçük küçük değişiklikler yaparsın. Rotasyonu böyle yap diyorlar. Şimdi işte Jesus o yüzden argümanında haksız duruma düşmüş oldu. Yani bugüne kadar gollü kazanırken iyiydi. Şimdi Konya deplasmanında kaybedince bir anda eleştiri okları ama Jesus'a bence argümanında şey yapmalı. Patlandı. Diretmeli. Çünkü diğerlerinin söylediği çok klasik bir şey. Yani herkesin zaten düşündüğü ve yaptığı bir şey. Bence ben Jesus'un arkasındayım. Böyle devam et Jesus. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu zor tahmin edilsin diye futbol takımlarını 11 kişi koyuyorlar. Çünkü ikişer kişilik takımlar olsa hemen tahmin edersin. Permütasyon, kombinasyon. Peki Fenerbahçe şimdi Avrupa'da da diğer takımlar da galiba Avrupa maçları da var. Sonuçta çok kısa aralıklarla maç oynamıyor mu bu takımlar? Evet. O yüzden de Jesus'un tezi daha iyi değil mi yani? Yorulmuş adamdansa dinç adam çıkartırım modlu. Yani zaten böyle iki farklı görüş var. Birisi senin söylediğin gibi. Diğeri de yani sen ideal 11'inle çık, yorulan olursa maç içinde de değiştirirsin. Ama o zaman da değiştirme hakkı gidiyor. Ya biri sakatlanırsa? Ama böyle şöyle oluyor bak. Şimdi bir önceki maçta İrfan Can çok iyi oynamıştı. İşte iki gol bir asist falan gibi bir performans sergilemişti. Bu maçta ilk 11 çıkmayınca oyuna sonradan kurtarıcı olarak atıldı. Çok gergin girdi. Kendi takım arkadaşlarıyla falan kavga etti. Böyle şeyler var. Sizin hiç haberiniz yok. Peki, çok ayıp. Bir kere kendi takım arkadaşa kavga etmesi çok ayıp. Neydi futbolcumuzun adı? Ferdi. Ferdi'ye hiç yakıştıramadım. Kavga eden İrfan. Ha, İrfan'a hiç yakıştıramadım. Ferdi kim? Kuaför mü? Ferdi de işte sol tarafta oynayan Fenerbahçe. O da Fenerbahçe. Peki bu yedekler mesela kendi aralarında ikişerden maç yapsalar yanda ve normal maçtan daha çok izlense filan böyle şeyler yapamıyorlar mı? Minyatür kale bazen mesela. Bazen Fenerbahçe'nin kadrosu o duruma geliyor yani. Öyle yedekler oluyor ki kenarda. Ben mesela hani stat'tayken onları daha çok izliyor olabiliyorum yani. Ne yapıyorlar ki? Yine haklı çıktın. Biliyorum. Peki Fenerbahçe kaçıncı şu an? İkinci mi? Valla ilk dörtte değil. İlk hani, dörtte değil. 7 puanı var. Liderinde 10 puanı var. 7 puanlı anladım. Çok takım var. Trabzon 7 puanlı. Galatasaray 7 puanlı. Arada Konya var 8 kıskançlar. Puanlı. Herkes yani, 7 puan. Zaten bu yüzden yani 7 puanlı bir grup var arkada. Orada Fenerbahçe. Bir ligin aylarca sürmesinin sebebi de bu herhalde. Çünkü efendim? 4 hafta oynadılar. Yani aylarca sürüyor ya bir lig. Bitmiyor evet. Bir türlü. İşte böyle mesela kısa olsa hepsi 7 puanla bitirdi falan gibi olacak diye mecburen
Onlar da çok yapıyorlar. Yoksa onların da işine gelir. 4 maçla bir ligi bitir sonra yat. Tabii. Peki spor camiasında bu Fenerbahçe stadının bulunduğu yerden başka bir yere taşınmasıyla ilgili hiçbir böyle gelişme var mı? Böyle bir düşünce. Sen yani temennimiz ilgili, o yönde. Bu konuyla ilgili çalışma yaptın mı hiç, yoksa yan geldin yattın mı? Vay, eğer öyle bir çalışma yapan varsa sokakta çatışma çıkabilir, onu söyleyeyim. Niye canım, ya sonuçta yine başka yere daha güzel bir stat yapılır. Yok ya, çok güzel Fenerbahçe stadının yeri. Hele Beşiktaş'ın. Yeri mi çok güzel? Yeri hiç Beşiktaş'ın güzel değil. Beşiktaş'ın stadı dünyanın en güzel stadı seçildi bir ara. Ne zamandı? Geçen yıl falandı. Dolmabahçe şey mi? İnan evet. Stadı mı? Evet. Yani o yani herhalde Boğaz manzaralı stat. İlk yapıldığı yıllarda falan seçilmiştir diye düşünüyorum. Yo yo. Bu son haliyle seçildi. Allgäu. Peki diğer spor dallarından var mı gelişmeler? Basket olsun, kürek. Basket oldu. Dünya kupası başladı. Sırbistan'a yenildik. Türkiye olarak mı? Evet. Hayır, Serkanların mali takımı. Fenerbahçe Sırbistan maçı olmaz herhalde diye düşündüm. Kaç kaç yenildik? 79-72. Buyur. Bildi hakikaten abi. Belki de atıyorsundur bunu. İzleyenlerimiz görecek. Hadi ispatla. Neyi? Sen ispatla, ben ispatlıyorum. Şey 79-72 olduğunu söyleyen sensin. Allah Allah. Zaten ispatla olmadığını az skorla bitiş. Ben 100 görülmeyen basket maçını izlemem. Peki şöyle bir şey var mı spor dünyasında? Yani bu futboldur, basketboldur. İşte şu an haberlerini yaptığımız, seyrettiğimiz canlı veya banttan seyredilen sporlar artık çok baydı. Şöyle yeni bir spor bulsak da. Var mı öyle bir yeni bir spor çalışması? Ne mesela? Ya mesela plaj futbolu böyle çıktı. Plaj voleybolu böyle çıktı. Ama yine aynı futbol, ya. Yine futbol voleybolu. Sadece oynandıkları yer farklı ama. Yani spor olarak. Tabii ama yok, o oyun kuralları da bir hayli farklı. Mesela 3'e 3 tek pota basketbol diye bir şey türedi. O da bayağı heyecan verici bir şey. Sonra ne bileyim bu ekstrem sporlar işte kaykaydır, ıvır zıvır öyle şeyler çok yer tuttu. Ama bak, sen bile ıvır zıvır diyorsun onu. Ya kaykaydan olimpik spor mu olur Allah olmaz aşkına? Olmaz tabii canım, yani olur, olacak iş mi? Ama oldu. Olmamalıydı. 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 Ben en çok gülle atmayı seviyorum. Sen onu da yaptın mı? Biraz yaptım fakat güllelerin ağır olduğunu öğrenince vazgeçtim. Çok saçma. Ağır olduğunu öğrenmesi de 6. gülleye kadar sürdü. Ben onları yani bowling topu gibi farklı farklı ağırlıklarda zannediyordum. Dur bakayım, belki bu hafiftir diye 6. kadar geldim. En aldım attım. Yok dediler, onlar eşit ağırlıklı, yoksa olmaz öyle dediler yani. Hatta o dönem yaşadıkları da anlatan güllenin içinden diye de bir bestem vardır senin. Vardır evet. Cenk gülle donatacağım diye bir bestesi vardır Cenk'in. Sahayı gülle donatacağım. Yüksek atlama da yaptım fakat o da acayip saçma. Çünkü koşup koşup tam hızını alıyorsun. Ondan sonra dur zıpla 90 derece böyle bir şey yapıyorsun. Büyük saçmalık. Anlamsız. 3 adım atlamaya ne diyorsun? O da orada da 3 adımı sayıyor. Ben mesela 4 sayıyorum mesela. 2 oluyordu. 3'ü çok zor tutturduğum için beni koşuda tuttular. 3 değil miydi hocam? Yok, yine 2 attın. Uzun atlamada da çok uzun atladığım için, yani yarım saat falan sürdüğü için şey yaptılar, vazgeçtim. Seni mi bekleyeceğiz, yeter artık, arkanda bir sürü sporcu var. Bir saniye hocam, atlıyorum hala diyerekten zamanlarını aldım. Baya baya dekatloncuymuşsun sen. Dekatlon tabi. Triatlon, dekatlon, onlar bende. Triatlon derken tüfekle falan atış da mı yaptın? İyi, Las Vegas gezisi de bende. Hadi canım. Las Vegas'a mı gidiyoruz? Hayırdır? Ne var Las Vegas? Los Angeles mıydı? Los Angeles. Los Angeles. O ikisini hep karıştırıyorsun, tamam. Biliyorum. Ama tamam, peki. Önce Las Vegas'a gitsek? Olur, bana uyar. Tamam ya, sizin için fark etmiyorsa önce bir Las Vegas'a gitsek. Bu arada gitsek. Snooker yok mu bu aralar? Sen rastladın mı hiç? Var, başladı bir Master seri başladı ama. Ben hiç denk gelmedim. Doyamadık. Sonunda. Şey kazandı. Wilson, Kyron Wilson kazandı. Oo, iyidir, severiz kendisini. Evet evet, çocuk uzun süredir bir birincilik almıyordu. Onun adına da sevindim. Canım ya. O kadar mesarife giriyor. Evet evet, iyi olmuş. Bence snooker'da ya da bilardo'da filan da toplardan bir tanesinin patlangaçlı olması lazım. Mesela ona vurduğu zaman pat diye patlayacak. O zaman yine yanacak. Yanlış topa vurdum. Yanlış oldu maalesef, sizi şöyle alıyoruz diye diskalifiye edecekler. Nasıl? Çok iyi. Evet. Çok iyi. Hiç aklıma geldi. Peki. İyi Serkan, anlaşıldı. Teşekkür ederiz senin. Serkan, sağ ol. Yine bize bir şey ısmarlayacaksın yok. Fuat Akdağ'ın odasındaydım. Ne yapıyor odası? Onun tabiriyle Fuat Akdağ'la birlikteydim. Akdağ'la. O da sizlere çok selam söylüyor. Aleyküm selam. Bizden de selam söyle.
Tamam, gelsin bir ara senin yanında dursun da birazcık ona da bir şeyler gösterelim. Yani futbol nedir ne değildir bir falan. Bir de bir ara şey İskambil yani herhalde biliyordur artık. Onu biraz ben onu her zaman yanımda hissediyorum zaten. Çok selamlar, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.